Peki, bugün yayından önce bir tane sesle karşılaştım. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Barbara Hannigan. Acayip bir şey ya. Yani çok değişik bir karakter. Daha doğrusu yani hem orkestrayı yönetip hem de solistik yapan. Yani bir soprano. Daha önce karşılaşmadığım bir şey. Yani hem orkestrayı yönetip dönüp şarkı söyleyeni gördünüz mü bilmiyorum ama ilginç. İlginç gerçekten. Biraz da böyle hani deli deliyi gözünden tanır ya. Hafif de çatlaklık da var yani. Hakikaten bir ilginç. İlginç yani. Gerçekten ilginç karakterler. Bu arada salon muhteşem. Bakın önce orkestrayı yöneterek başlıyor. Gershwin'in Girl Crazy Suite'ini söylüyor. Yani söyleyecek ve çaldıracak. Gerçekten ilginç ya. Ve kendi kanalına falan da baktım Barbara Hannigan'ın. Bayağı bütün bestecileri tanıtıyor falan. Tarzlarını anlatıyor. Yani böyle hani bu deliliğin bir sebebi olsa gerek diye düşünüyorsunuz. Deliliğin sebebi tutku. Bugünün gerçekten ilk iki videosunda gördüğüm şey de bu. Müziğe olan tutku ve aşk. Gerçekten acayip. Onun kanalını bulayım size. Ha mesela bakın. Kanalında sürekli olarak şeyleri işliyor. Tarzlar. Besteciler, türler. İşte Haydn ne yapıyor? Efendim şu nasıldır? Onun okuma stiline. Hep 2 dakikalık, 3 dakikalık videolar ama sürekli tarzları anlatıyor yani. Bu acayip bir şey ya. Bunlarla uğraşmak nasıl diyeyim? Hani YouTube'da clickbait olan bir şey değil yani, anladın mı? Hani Gershwin'in tarzını inceleyeyim deyince sadece bu işle ilgilenenler çıkar. Biraz aksın. Biraz sonra mesela. Acayip. Ya sahne estetiği olarak da baktığınızda çok orijinal. Yani genelde hani orkestra yöneten kişilerin hep işte belli bir yaşta erkekler olduğunu hep görürsünüz değil mi? Hep öyle şey yapmışsınızdır. Yani gene yüz mimikleri sabittir ama hani böyle saçları dökülen çok zarif bir kadının dönüp orkestrayı yönettiğini çok az rastlanan şeyler. Acayip işte değişik bir karakter. Ondan çok ilgimi çekti zaten. Bakın döndü. Evet, sol eliyle de bakın orkestra yönetmeye devam ediyor. Yani sahnenin her yeri 360 derece müzik aşkı böyle bir şey. Yani hem orkestrayı dönüyorsunuz, yönetiyorsunuz. Onlara karşı bir yüz mimiğiniz var, bir ifadeniz var. Bunu öğreniyorsunuz hani nasıl bu yapılır diye. Bir de diğer tarafa döndüğünüzde de seyirciyle karşılaşıyorsunuz. Müzisyen arkadaşlarınızdan seyirciye dönüyorsunuz ve seyirciye de bir mimiğiniz var. Işıklara karşı, spota karşı da bir duruşunuz ve mimiğiniz var. Çok büyük ihtimalle, yani biyografisini çok okumadım ama kesin dansla ilgili bir geçmişi var. Yani sahne sanatlarında önce dansla başlamış olabilir. Çünkü önce durmayı öğrenmiş gibi. Orada izleyici karşısında durmayı öğrenmiş gibi bunu bir yaşam biçim, postür haline getirmiş. Şimdi bu gene en sakin halleri ha. Bakın şimdi şöyle biraz akayım. Nefis bir sesmiş gerçekten. Çok güzel bir soprano. Bakın döndü şak, orkestra yönetmeye devam ediyor. Ne ilginç insanlar var ya hakikaten. Daha ne yapılabilir diye düşünüyorsunuz. Şu sonda çok güzel bir bölge var. Ona bayıldım izlerken. I got crazy.
Çok tatlı. Şimdi şunu çok güzel bir örnek mesela. Şov yapıyor burada ama bunu nasıl yapıyor? Önce göğüs sesiyle başlıyor. Bakın. Kafada şu anda. En kalına inecek. Geliyor. Şimdi. Mado. En pes rengine geldi. Şimdi yukarı gidiyor. Tam buraya kadar göğüs sesi devam ediyor. Kafaya geçiyor burada. Çok güzel bir bölge geçişi var. Sonra da uzun yolu devam ediyor. Mi bemol da. Müthiş bir soprano bu arada. Çıktığı not mi bemol. Mi bemol şaka maka değil yani. Çılgıntıcı. Dedim ya, en sakin parçası bu. Böyle bitmiyor hiçbir şey. Hakikaten hani bundan sonrası iyice oyunculuk da çok başka bir seviyeye geçiyor. Değişik bir karakter. Hakikaten değişik bir karakter. Bakınız. Burada kendi yönetmiyor. Absürtlüğü görüyorsunuz değil mi ya? Çok güzelmiş bu. Size linkini atayım, izlemek isteyen baştan sona izleyebilir. Bayağı uzun bir şey çünkü. Anam ne yaptım? Her şeyi kocaman yaptım ekranda. Peki bunu nasıl başardım? Evet, bir anda %150'ye çıkarmışım. Nasıl oluyor diye bakıyorum. Burası peki ne olacak? Allah yarabbim, şurayı da indirelim. Absürt. İşte sanatın ilginç yapıları çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Evet tamam, şimdi ekranlarım düzeldi. Ve gidiyor da neler yok ki yani. Hem orkestra kullanması modern. Biraz modern tarzları seven bir şarkıcı ve yönetmen diyeyim artık. Farklı besteler yani, klasiğin dışı. Orkestraya böyle bir parti yazılması da fantastik. Londra Senfoni Orkestrası'ymış bu arada. Demek istediğim buydu. Harbiden ilginç. Tavsiye ederim size. Barbara Hannigan. İlginç. Başlı başına ilginç. Yani neresinden baksanız orkestrayı yönetecek müzikal beceri, şarkıcılık, toplam büyük bir yandan da oyunculuk. Hepsi bir araya gelmiş. Yani sanatla yoğrulmuş bir hayat. Çok da genç gözüküyor. Yani bilmiyorum bu kadar büyük bir kariyere ne kadar sürede ulaştı. İlginç bir karakter. Hoşuma gitti ama yani. Farklılıkları her zaman seviyorum. 50 yaşında ya. Şaka maka. 1971 doğumlu ama işte ilginç. Özgün, hiç daha önce duymuş muydun Barbara Hannigan'ı? Yok, hiç duymadım. Ocakta ben 62 karış açık izliyorum şu anda. Ne kadar absürt değil mi? Yani muazzam. Evet. Farklı. Yani bir kere tarz var hocam. Kıyafetinden saç stiline, ışık. Çok. Çok. Bir orkestrayı yönetiyor ama farklı yönetiyor. Çok her şey. Absürt, çok aykırı. Mesela burada biyografisine baktım. Biyografi ödül dolu. Yani
işte bakın mesela ön saflarında sanatçı McDonald's, Samuel Riddle, işte falan filan filan olan birçok ilham olan kişiler olmuş. 85'in yeni kreasyonun dünya, bak 85'in üzerinde yeni kreasyonun dünya premierini gerçekleştirmiş. Genelde yeni bestecilerle de çalışan bir karakter. Yani hani daha öncesi pek olmayan şeyleri de seven orijinal bir yapısı var. Mesela ne falan filan. Danimarka Radyo Senfoni Orkestrası, işte İsveç, Almanya, bayağı da bir hani dünyada da yaptığı şeyler var. Birçok ülkede çalışmış. Ama mesela çok çok değişik ödülleri var. Birçok ödül almış. Yani Fransa'nın kuzeybatısındaki Finestre'de yaşıyormuş Özgün. Yerini de öğrendik. Harika. Harika. Gerçekten absürt. Peki. Devam edelim. Barbara Hannigan. Tavsiyelerde. Yola devam.